Kanun yok. 9'a 1'de demiş ki iş yeri, kanuni merkezi Türkiye'de bulunmayan diye gidiyor. Bir de vergi güvenliğini sağlamak için diğer hallerde gerekli önlemler alınır diyor. O diğer biliyorsunuz çok önemli bir şeydir. Üç kere diğer yazarsak kopya kader kanunu değiştiririz. Amaç vergi güvenliği çünkü. Yani biz de öyle. Biz denetim anlattık. Denetimde dedik ki bir kalemi diğere yazıyorsanız diğer diye bir kaleminiz varsa ana bölümün %5'ini geçmeyecek. Geçiyorsa bunu bir ayrı bir başlık altında yazmak zorundasınız ama bizde böyle bir vergi dairesinde böyle bir uygulama yok. Oraya diğer yazmış. O diğerden kısmi tertifatı çıkartmış. Hani bunu çıkarttı bir de oran çıkartmış. Bu oranı da kafasına göre kaldırıyor. Mesela uygulamada daha önceden 117'den önce bu karkas et teslimlerinde bir uygulama vardı. Herkes herhalde ondan bir ceza yemiştir. Mükellef gidiyor. Metrodan düğünü için et satın alıyor. 1000 liranın üzerinde fatura. KDV tertifatı uygulanıyor. Faturayı da alıyor. Atıyor bir yere. 2 sene sonra yazı geliyor. Diyor ki siz KDV tertifatına tabi bir işlemi KDV'ye tabi tutmamışsınız. O dönemde KDV'deki beyannamesi vermediyseniz hem vergi ziyar cezasını ödüyorsunuz. 50 liralık 60 liralık KDV tertifatı için. Bir de 1200 lira beyanname cezası ödüyorsunuz. Böyle bir sıkıntıyla. Allah'tan bundan vazgeçtiler. Biz de genelde deneme yanılma yöntemiyle yapıyormuşlardır ama hani o işlemi de hakkını verenler bayağı bir tahsilat yaptılar diye biliyorum yani. Benim etrafımdaki herkes bu sıkıntıyı bir şekilde bir kere yaşadı. Tabii burada devletin gücünü eleştirme şansımız yok. Yasadan kendine göre bir güç almış, diğeri yazmış, devam etmiş. Biz de bunu uygulamak durumundayız. Kısmi tertifatın amacı vergi güvenliği. Şimdi aradan sonra biraz böyle yumuşak bir geçiş yapayım. Benim 5 yaşında bir kızım var, akşam çalışıyorum. En büyük problemlerden bir tanesi nedir işte? Ayrı yatmak problemi vardır. Biz çok zorlarız. Mutlaka içeriden bir ağlama sesi gelir yani. Gittim yanına dedim ki Nil dedim, niye ağlıyorsun dedim. Gözlerini kapatıyor dedi. Gözlerimi kapatınca dedi, vampirler görüyorum dedi. Yani sen de dedi, vampirleri düşünme. Şirinleri düşün dedim. Düşündüm dedi, o zaman da korkuyorum dedi. Şimdi çocuk zekası tabii bizden daha iyi çalışıyor. Şirinleri düşününce dedim, niye ağlıyorsun? O zaman da aklıma Gargamel'le Azman geliyor. Şimdi kısmi tertifattaki durum da aynen böyle. İlk önce 1996 yılında fason tekstil işiyle alakalı geldi. Daha sonradan genişledi. Muhtemelen genişlemeye devam edecek. Çünkü hem bir vergi güvenliği mekanizmasına dönüştü hem de verginin erken tahsilatı mekanizmasına dönüşmeye başladı. Kısmi tertifatta hani niye KDV'nin uygulanmamasıyla bu yani kısmi tertifat dünyada niye yok? Ya da bizde niye var? Bu sorunun cevabı çok basit. 1954 sanırım KDV'nin ilk uygulandığı ülke Fransa. Kendilerine göre katkı değer vergisiyle alakalı mükemmel bir sistem kurduklarını iddia etmişler. İndirim mekanizması bir otokontrol sistemidir diyor. Ve doğal olarak diyor, herkes gönüllü olarak diyor, belge alacaktır. Alan kişi de diyor, kullandığı belgeyi indirim ve maliyet unsur olarak değerlendireceği için burada sorun yok diyor. Ciddi bir otokontrol olacak ama bizim uygulayacağımızı düşünmemişler. Yani pazarlıkta işte 90'lara damga vuran bir söz vardır. Fatura almasak kaça olur abi diye bir laf vardır yani. Şu an kısmen azalmış olsa da kısmi tertifat bunu engellemiyor. Bir de sahte belge kullanıyor. Bizde yoğun. Avrupa'da yok denecek kadar az. Tabii onların bizden daha dürüst olduğundan değil bu. Yanlış anlaşılmasın. Vergi sel yönündeki cezaların çok fazla olmasından. Yoksa dünyanın en büyük şirket skandalları biliyorsunuz. Batı ülkendir. Şimdi kısa bir girişten sonra kısmi tertifatla ilgili durumu özetlemeye çalışalım. Tam tertifatta hesaplanan KDV tamam sorumlu sıfatıyla değerlendiriliyor ve ödeniyor. Alıcı tarafından. Burada maliye belli oranlar belirlenmiş. Bu oranlar dahilinde
işleme muhatap olan alıcılar tarafından beğen ediliyor ve dönüyor. Kalan kısımda satıcı tarafından beğen ediliyor ve dönüyor. Şimdi 117 no. KDV genel tebliğinde kısmi tevkifatla ilgili bazı belirlemeler yapılmış. Ve bu işlemlerle sınırlı tutulmuş. Sonra onunla ilgili küçük bir eleştirimiz de olacak konu geldiğinde. Bunu da ikiye ayırmış. Hani vergi güvenliği dedik ya, Mahalli diyor ki yani benim kızımın kendisini niye anlattı? O her halükarda o kader şeyden bir şekilde bir yararlanma yoluna gidiyor. Devletindeki buradaki mevzu şu. Doğan hocamın bahsettiği durumda KDV çok fazla amiyane tabirle tırtıklamaya müsait bir alan. Ve en önemli sorunlardan bir tanesi mükellefin çoğu zaman cebine girmeden çıkmak zorunda kalıyor. Yani vadelendirmelerden, şundan bundan dolayı cebine girmeden çıkmak zorunda kalıyor. Evet de bununla ilgili bir ayrıma gitmiş. Ben de bazı hizmetlerle alakalı tevkifat uyguladım. 117 nolu tebliğ, 86 nolu tebliğle başlayarak da bazı şirketlerle ilgili belirlemelere gittim diyor. Grup 1'deki şirketler, yani tüm KDV mükellefleri, grup 2'deki şirketler belirlenmiş alıcılar. Grup 1 bütün KDV mükelleflerinden oluşuyor. Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil edilmiş. Yani tam tevkifatta bir örnek vermiştik ya. Dedik, işte basın süre tabi bir kişi herhangi bir tam tevkifata tabi reklam işleminden dolayı KDV mükellefi olmamasına rağmen KDV 2 beğenmemesiyle sorumlu sıfatıyla KDV beğenmemesi verecek. Burada net bir şekilde diyor ki sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler kısmi tevkifat kapsamında değildir. Bir de grup 2 var. Bunlara belirlenmiş alıcılar diyor. Tebliğin 3.1.2.B bölümünde bunları saymış. 5.018 sayılı cetvele dahil kuruluşlar. Yukarıda sayılanlar dışındaki kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermaye kuruluşlar, kamu kurum nitelindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan düzel kişiliği haiz emekli yardım sandıkları, bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleriyle menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil tüm borsalar, yarıdan fazla hissesi yukarıda sayılan idare kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler, payları İMKB'de işlem veren şirketler, kalkınma ve yatırım ajansları. Şimdi burada bir şeye dikkat etmek istiyorum. Bir 117 nolu tebliği yapıyorsunuz. Veriler kapsam dışına çıkartıldı. İkincisi, verilerin kuruluşu olan bir dediğimiz verilik sanat eşitlerine sadece KDV mükellefi olmaları durumunda, yani belirlenmiş alıcı değil. Sadece KDV mükellefi olmaları durumunda Murat abi. Kısa bir ayrım var. Yani özellikle şu bölüme dikkat çekmek istiyorum. Diyor ki yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler. İMKB şirketleri bunun altında kalmış. Bu değerlendirme yani buna niye dikkat çekmek istiyorum? Bir yatırım ortaklığı şirketi düşünün. Bu yatırım ortaklığı şirketinin A örneğinde bir bankaya ait olduğunu düşünün. Aynı hizmet. Halka açık değil, hep bankaya ait. Ya verdiğiniz işlem kısmi tevkifat kapsamında tevkifatı tabi tutulacak. Ayrıca İMKB'de işlem gören bir şirketin iştiraki olsun, aynı faaliyet konusunda olsun, o zaman değil. Burada böyle bir ayrım var. Biraz uzak bir ayrım gibi olmuş. Ama dikkat edilmesi gereken bir bölüm. Belediyeler, okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı aile hekimliği kurumları kapsam dışında. Bir de belirlenmiş alıcılar dediğimiz bir bölüm var. O demin bahsettiğimiz şirketler var ya, verdikleri hizmetler her ne olursa olsun kısmi tevkifata tabi olsa da olmasa da fatura kestiği ya da hizmeti verdiği, teslimi yaptığı şirket kim olursa olsun tevkifat uygulanmayacak. Yani fason tekstilde ve hepimiz biliyoruz ki katma değer vergisi tevkifatı var değil mi? Siz İMKB'de işlem gören bir şirketten, yani çok olasılık
düşüyor olabilir belki örnek ama bir şirketten fason tekstil hizmeti alırsanız bu katma değer vergisi 117 tebliğine göre tevkifat uygulanmayacak işlemler içindedir. Çünkü tebliğ net olarak diyor ki benim diyor, belirlediğim alıcılar var ya bunlar diyor benim için güvenli mükelleftir diyor. Ama ben buna şey diyorum bir de belirlenmiş şüpheliler var. Yani betimden o anlıyor, anlaşılıyor. Belirlenmiş alıcıların birbirine yaptıkları tespitler KDV tevkifatından muaf ama spor kulüpleri hariç. Bu da belirlenmiş şüpheli. Oraya net bir şekilde koymuşlar. Tebliğin 3.1.2b yani grup 2 ayrımında yer alanların kısmi tevkifat uygulamasındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV alıcıların durumuna bakılmaksızın hiçbir şekilde tevkifata tabi tutulmaz. Paylarla ilgili İMKB'de işlem gören, az önce o bu yukarıdaki dediğim bent, paylarla ilgili İMKB'de işlem gören bir şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu şirketler belirlenmiş alıcı kapsamında değildir. Yansıtma faturalarının durumu, burada özellikle grup şirketlerinde, holding şirketlerinde fatura atıyorum bir güvenlik hizmeti alıyorsunuz. Bu güvenlik hizmeti grup şirketlerine holding tarafından ya da tepedeki şirket tarafından dağıtılıyor. Burada tevkifat olacak mı olmayacak mı? Çok net tevkifle bunun örneğini vermişler. Diyor ki yansıtma faturaları diyor tevkifata tabi tutulmayacaktır. Buradaki örnek az önce tam tevkifat kapsamında verdiğim yurt dışından temin edilen kredilerle ilgili bir durum vardı ya banka ve finans kuruluşu olmayan kuruluşlardan KDV tevkifatı uygulayacaksınız. Bunu diyor diğer yansıtma faturasıyla diğer şirketlere aktarırsanız KDV tevkifatı söz konusu olmayacak. KDV tevkifatı uygulanmış bir masrafın diğer işletmeye yansıtılması tevkifat kapsamı dışındadır. Grup 2'de yer alan alıcıların tevkifat kapsamındaki satışları bahsettik. Herhangi bir şekilde tevkifata tabi tutulmaz. Profesyonel spor kulüpleri hariç belirlenmiş şüpheli. C hepimizin bildiği ihraç kaydına teslimler. Zaten faturada KDV söz konusu değil. Sadece faturada gösteriliyor KDV. Doğal olarak ihracat yapıldığında da telkin ediliyor. Ve mükellefe iade ediliyor. Doğal olarak herhangi bir şekilde KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Geçici 17. madde müdahil işleme rejimiyle alakalı. 31.12.2015 tarihine kadar olan teslimler diyor. Tarihe çok takılmayın. Sürekli değiştiriliyor ve ilerletiliyor. KDV kanunu verince KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde ve tevkifat söz konusu değildir diyor. İşlem bedeline ilişkin sınır. Doğan Hocam'ın anlatacağı son bölümde detaylı bir açıklaması var. Her bir işlemin KDV dahil bedeli 1000 TL'yi aşmadığı takdirde tevkifata tutulmaz, tabi tutulmaz diyor. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Burada işte dışarıda da bununla ilgili bazı sorular oldu. Arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla sohbet ettik, bilgi alışverişinde bulunduk. Bu 1000 lira meselesinde iki tane ince nokta var. Bir tanesi KDV harç tutarla ilgili Doğan Hoca örneği verecek. Rakam ne olacak? Her KDV'nin kendi içindeki orana bölünmek suretiyle bulacak ve tevkifat öncesi mi tevkifat sonrası mı? Yani şöyle bir durum söz konusu. Ya ben işlemi yaptım ama KDV tevkifatını uyguladıktan sonra bedel 999.99'a düştü. Tevkifat var mı yok mu? Var. Neden var? Çünkü KDV dahil tutardan bahsediyor tebliğ. Ve tevkifat yapılmadan önceki halinden bahsediyor. İkincisi, bu 1000 TL'nin peçelenme hikayesi. Peçeleme bizde meşhurdur. Çok uygulanan bir yöntemdir. Bununla ilgili sıkıntı ve burada şöyle bir problem var. İnisiyatife bırakmış. Yani yoruma dayalı. Son dönemde ben çok rastlıyorum. Türkiye'de genelde insanlar kendi çözümlerini çok hızlı bir şekilde üretiyorlar. Özellikle mükellefler, hani herhangi bir sıkıntı olduğunda bizden daha hızlı çözüm üretiyorlar. Servis faturası kesiyor.
Servis faturasını önceden aylık kesiyordu, artık haftalık kesiyor. Niye? KDV'den, işte KDV teklifatının dışında bırakmaya çalışıyor. Bütünlük arz ettiği kesin olan bir işlemdir. İsterseniz her güne kesin. Bu peçelemedir. Ve yasanın da özellikle vergi müfettişine ya da vergi inceleme elemanına bıraktığı bir yorumu da düşünürsek, o günkü ruh hali eğer kötüyse birçok şeyi peçelemeye sokabilir. O yüzden özellikle bütünlük arz ettiği anlaşılan, birbirinin devamı olan işlerde mutlaka ve mutlaka KDV teklifatı yapılması söz konusudur. Dışarıda bir arkadaşımız sordu, gün içinde bazen birkaç kişi gerçek bir işlem, teklifattan kaçmak için yapmıyoruz diyor. Birkaç işlem, ilk önce 300 lira, 500 lira, 3 faturada toplam 1000 liraya geçiyoruz. Bununla ilgili ne yapacağız? Tebliğ bununla ilgili örnek vermiş. Demiş ki, siz 312B kapsamında, grup 2 kapsamında bir teslimatta, yapılmış bir teslimat var. Araçların bakım ve onarımı ile ilgiliydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki, aynı kuruma ait 3 tane araç, belli saatler aralığıyla geldi, 3'üne ayrı ayrı fatura kestik, tevkifat. Hepsi de tevkifat sınırının altındaydı, tevkifat uygulanıp uygulanmayacağını sormuşlar. Bununla ilgili tebliğ de bunu örnek olarak vermiş. Diyor ki tevkifat uygulanacaktır diyor, faturaların tamamı üzerinden. Baktığınız zaman bütünlük de arz etmiyor işte. Yani 3 tane ayrı araçtan bahsediyorsunuz, 3 tane ayrı işlemden bahsediyorsunuz. Bunda bile tevkifat söz konusu olduğunu net bir şekilde vurgulamışlar. Bu örneği her şeye uygulayabilirler. O yüzden hani peçeleme mümkün olduğu kadar peçelemeden uzak durmaya ya da o algıyı yaratacak işlemlerden uzak durmalısı gerekir diye düşünüyorum. İşte bahsettiğim peçeleme. Bedel parçalara ayrılamaz diyor. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi satışın yapıldığı döneme ait KDV 1 Ekim'de elektronik ortamda vermek zorunda. Zaten eğer beyanlarınızı bunun şeyini vermiyor, imkan vermiyor. Eğer tevkifat hatalı bir işlem yaptıysak diyor ki mutlaka bununla ilgili beyanınız var. Ekteki tabloyu doldurun. Doldurmadan kaydetmiyor. Zaten orada bir otokontrol sistemi var. Şimdi kısmi tevkifat uygulanacak hizmetlere geldik. Biliyorsunuz kısmi tevkifat ikiye ayrılıyor. Birisi teslimler, ikincisi hizmetler. Hizmetlerle başlayacağız. Orada oturmak zordur. Yani burada olmaktan daha zordur. Bazen böyle bana bir insan, ben de genelde arkada kalan okumaya çalışıyorum eğitimlerde. Hani onlardan korktuğunuz biz özellikle şöyle bir şey yaptık. Tevkifat oranının 2/10, diğerinde de bulunduğu grubu yaz. Yani bir yerden aldın acaba hangi grubu uygulanacaktı, kim uygulanacaktı? Yukarı kısma bakarsanız toplara devam etme şansınız olur. Yapım işleri yine bu işlerle birlikte ifade edilen mühendislik, mimarlık ve ekip proje hizmetleri. Yapım işleri tek tek saymayacağım. Bina, karayol, demiryolu, otoyol ve benzeri işlemlerden bahsediyor. Bunlara yapılan inşaat işleriyle ilgili tesisat, ihrazat, nakliye, ısıtma, soğutma, her türlü bakım alanı işlemleri de gene yapım işleri kapsamında tevkifata tabi tutulmalıdır diyor metin. Kim? Grup 2. Yani belirlenmiş alıcı. Belirlenmiş alıcılar ihale ettikleri ya da hizmet aldıkları yani işlerle ilgili bu kapsamda tevkifat işlemini uygulamak durumundalar. Ancak az önce bir ayrım verdim. Bu kapsamda yapılan hizmet 312B kapsamında, grup 2 kapsamında herhangi bir şirketten alınıyorsa farklı değer vermesine tevkifatına tabi tutulmayacak. Yani örneğini de vereceğiz. İBK bir devlet şirketi, İBKB'ye tabi bir şirketten yapım hizmeti alıyor, yapım işi alıyor. Bununla ilgili KDV tevkifatı uygulanacak.
Bizim İMKV'ye tabi mükellefimiz olmadığı için herhalde bizi çok sağlamıyor. Yapım işleriyle birlikte ifade eden mimarlık, mühendislik, etüt, proje, kadastro, imar uygulaması gibi işlemlerde yapım işleriyle birlikte verilmek kaydıyla, yani burada niyetim çok net, yapım işleriyle birlikte veriyorsanız diyor bu hizmeti, o zaman diyor, katma değer vergisi kanunu 117 tebliğine göre diyor, 2 bölü 10 oranında tevkifata tabi tutulur. Yapım hizmetinden ayrı olarak veriyorsanız, o zaman KDV tevkifat zorunda olduğu duruyor mu? Bir sonraki madde. Buradaki ayrım yapım işlemiyle birlikte veriliyor ya da verilmiyor olması. Yükleniciler tarafından tamamen veya kısmen alt yükleniciler'e veya daha alt yükleniciler'e devredilen yapım işlerinde işi devreden her yükleniciler tarafından kendisine ifade eden hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Yani biz tevkifat anlatırken dedik ki 3.1.2.B yani grup 2 kapsamında şirkete hizmet veren bununla ilgili tevkifat yapmak zorunda. Ama hizmet aldığı firma 3.1.2.B kapsamında grup 2 dediğimiz firma değil. Belirlenmiş aracı değil. O da veya firmaya ihale ediyor. Bu tevkifat, burada tevkifat söz konusu mu değil mi? Buradaki ayrım şu, normalde baktığınızda üstteki firmayı görmeyin. Alt firmadan bir mühendislik hizmeti alıyor. Kendisi de belirlenmiş alıcı değil. Katma değer vergisi tevkifatına tabi değil işlem. Ama diyor ki üste bak, senin üstündeki firma belirlenmiş alıcı olduğu için verdiğin hizmet ona yapıldığı için alt tarafa ihale ettiği işlerde de sana elden hizmet üzerinden veya teslim üzerinden tevkifat uygulamak zorundasın. Burada böyle bir ayrım var. Burada örnek A Bakanlığı grup bir şirkete, B İnşaat Şirketi C Nakliyeci. B İnşaat Şirketi'nin A Bakanlığı'na yaptığı hizmet bu kapsama tabi olarak KDV tevkifatı uygulanacak. Nakliye işlerinde C firmasına devretmiş, bu tarafa tevkifat uygulanacak. Üst kısımdaki şirket dediğim gibi herhangi bir şekilde özel bir şirket olsun, belirlenmiş alıcı olmasın, burada tevkifat söz konusu olmayacak. Burada devlet su işlerine yapılan bir su basmanı işi var, inşaat, taahhüt işi kapsamında. Grup 2 şirketi A İnşaat AŞ, B Hazır Beton AŞ, yine aynı şekilde birinci sırada ihaleyi veren kurum. Grup 2 kapsamında belirlenmiş alıcı olduğundan KDV tevkifatı taşerona yani bir alt firmaya da uygulanmak zorunda. Yine ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetlere tevkifata tabi tutulmaz diyor. Yani alıcının tebliğin 3.1.2.B kapsamında sayılanlar arasında yer almaması. Yani alıcı özel bir şirket, İMKV tabi değil, belirlenmiş alıcılar arasında yer almıyor. Onunla ilgili inşaat daha bir şey yapım işi söz konusu doğal olarak katma değer vergisi tevkifatı uygulanmayacak. Ancak ilk yüklenicinin belirlenmiş alıcılar ayrımı kapsamında yer alması halinde ilk aşamada tevkifat kapsamına girmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden tevkifat yapılacaktır. Bakın burada ayrımla ilgili bir örnek daha var. Özel şirket, alimde şirketi. Hizmeti veren İMKV'ye tabi bir ayrım şirket. Bir de C firmasından ikinci bir hizmet alıyor. Yapım işleriyle alakalı. Bir defa her şartta İMKV'ye tabi, yani o grup 2 dediğimiz şirketten olması kaydıyla zaten yukarıdaki şirketin hiçbir önemi yok. Verdiği hizmet tevkifatı tabi değil. Yani yukarıdaki şirket devlet su işleri olsa da tevkifatı tabi değil. Çünkü belirlenmiş aracıların kendi aralarında yaptıkları teslimden tevkifat kapsama dışında duruyor. Spor kulüpleri hariç. C firması alt
alıcı olmuş olmasaydı burada tetkifat söz konusu olmayacaktı. Belirlenmiş alıcı sıfatıyla ona verilen hizmet faktörler vergisi kanunu 117 tebliğine göre tetkifatı tabi tutulmak zorunda. Alıcı ile yüklenicinin tebliğin hani örneği az önce verdiğim örnek alıcı ve satıcı hizmeti veren grup 2 kapsamında şirket ilk safhada herhangi bir şekilde tevkifat söz konusu olmayacak. Alt yüklenicilere devir halinde tevkifat söz konusu olacak. Alt yüklenicilere eğer şeyse belirlenmiş alıcı kapsamında bir şirketse doğal olarak o da tevkifat söz konusu olacak. Tevkifata tabi olan işlerin KDV kanun hükümleri çerçevesinde vergiden müstesna olması halinde işlem bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacağı için herhangi bir tevkifat yapılmayacak. Ama gene alt yüklenicilere devredilen işlerde alt yüklenicilerin yaptığı işlemin KDV'den müstesna olmaması tevkifata tabi durum ortaya çıkartıyor. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Bunun iki kapsamında bir önemli şirket var. Liman genişletmesi işi 13'e göre katmanaya vergisi müstesna bir işlem. Birinci alt yüklenici yukarıya tabi doğal olarak zaten KDV yok işlemde. KDV'si olarak fatura kesiyor ama alt yükleniciye değer olduğunda 2/10 tevkifat yapma zorunluluğu var. İkinci bölüm mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje ve harita, kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri işleri ilk yükleniciler tarafından yapım işlerinin bir kısmı ile birlikte alt yükleniciye devredilmesi halinde alt yüklenici tarafından düzenlenen faturalarda 2/10 tevkifat uygulanacaktır. Yani benim bahsettiğim bu hizmet beraber yeriliyorsa yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak bu hizmet verilirse tevkifat oranı 9/10 olur. Yani siz gittiniz bir şirketten yapacağınız bir yapım işiyle ilgili mühendislik hizmeti satın aldınız. Bu 9/10 kapsamında tevkifata tabi. Ancak ne şartıyla? Birinci, yani işin sahibinin grup 2 şirketi olması halinde. İkinci bölüm etüt, plan, proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler. En geniş alan burası. Yani bir iş gücü temini bir de burası. Çünkü bunu ilk başta hani tebliğ başlığını okuduğunuzda şöyle algılıyorsunuz. Sanki hani bir inşaat yapım işi var. O işin bir devamı gibi algılıyorsunuz. Hani burada çok geniş bir alan var. Zaten bir kavramın içine danışmanlık, diğer gibi kavramlar girerse artık onun ucu bucağı yok. Nereye çekerseniz oraya kadar gidiyor. Bunu da detaylandırmış tebliğ demiş ki piyasa, etüt araştırma, ekspertiz, plan proje, teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler. Yapılara ait plan ve proje hizmetleri. İşletmelerin kuruluşuna yatırım kararlarına ilişkin etüt ve araştırma hizmetleri, marka ve patent tescil hizmetleri, ürüne yönelik pazar araştırma hizmetleri, sigorta ve benzeri ekspertiz hizmetleri, SMM'lerin danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri, İYM'lerin danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri ile denetim sonucunda rapor düzenlemek suretiyle verdikleri hizmetler. Tevkifat oranı 9/10 grup şirketlerine verilecek işlemlerle alakalı. Gümrük müşavirlerinin danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri, avukatların hukuki danışmanlık hizmetleri, mühendislerin teknik hizmetleri, iktisatçıların yatırım danışmanlığı hizmetleri, araç, makine, teçhizat ve benzeri kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmetler 9/10 oranında bu kapsamda tevkifata tabi tutulacaktır. Birinci bölümde bahsettik. Bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, etüt, plan, proje, harita, kadastro gibi hizmetler de 9/10 kapsamında tevkifata tabidir. Şimdi forum üzerinde biraz konuşmakta fayda var. Diyor ki herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ve hizmetin devam niteliğinde verilmek bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim danışmanlık hizmeti olarak değerlendiriliyor diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Her eğitim hizmeti bu kapsamda tevkifata tabi tutulmak zorunda değil. Bir şirkete
Grup 2 kapsamında bir şirkete iç denetim ve iç kontrol sistemi kurulumu yapıldı. Bu şirkete dedik ki, bir de iş denetimle alakalı personele eğitim verelim. Eğitim hizmeti projeden bağımsız olarak faturalandırılıyorsa, ayrılabiliyorsa bu kapsamda teşkilata tabi tutulmak zorunda. Ancak örnek vereyim. İş denetimle ilgili eğitim hizmetine biraz da kurumumuzun reklamını yapalım. Biz o akademiden alıyorsanız gittiniz, iş denetim hizmeti aldınız, eğitimi aldınız, personelinizi gönderdiniz. Bu teşkilata tabi değil. Çünkü bir işlerin devamı niteliğinde değil. Yapılan bir, verilen bir hizmetin devamı niteliğinde olma şartı var eğitimde. Yoksa her eğitim bu kapsamda tevkifata tabi tutulmak zorunda değil. Avukatların hukuki itiraflarla ilgili yargı mercilerinin izinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekalet aktı çerçevesinde verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmektedir. Yani az önce bahsettik. Mali müşavirlik hizmetleri, sahip, avukatlık hizmetleri, gümrük hizmetleri, bunlara hepsi tevkifata tabi. Ve biz mali müşavir olarak İVKV'ye tabi bir şirkete belki hasbelkader sadece beyanlamelerin gönderilmesiyle ilgili bir hizmet veriyor olabiliriz. Ya da herhangi bir bölümle alakalı bir denetim hizmeti veriyor olabiliriz. Bizden geldiler, bir hile denetim istediler. Mesela, diyor ki defter tutmayla alakalı, yani senin rutin işlerinle alakalı defter tutma, beyanname gönderme, bununla ilgili verdiğin bir hizmet varsa, bu hizmet tevkifata tabidir. Bunu diyor bir alır. Verdiğin hizmet diyor, danışmanlık işinin bir parçası olmak durumunda. Yani bir vergi danışmanlığı yaptınız. Yani işte bir bahsettiğim gibi, içinde denetim geçen, hile denetim yaptınız. Bu tebliğin ikinci kısmındaki 9 bölü 10 KDV teşkifatı uygulanmak zorunda. O yüzden de avukat diyor, hukuki danışmanlık hizmeti veriyorsa teşkifata tabidir. Hukuki danışmanlık dışında rutin avukatlık işlemleri yapıyorsa teşkifat kapsamı dışındadır diyor. Yeni mali müşavirlerin tam tasdik raporları teşkifata tabi. Çünkü içinde denetim var. Şimdi burada şöyle bir eleştirimiz olacak. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacak diyor. Biz ilk başta kısmi tevkifatla da tam tevkifatla giriş kısmında bir şeydir. Tevkif bize diyor ki ben diyor sizi tevkifat kapsamındaki işlerle ilgili diyor bu tevkide yazılanlarla sınırlı tuttum. Bunların dışındaki İşlemler tevkifata tabi değildir. Net değil mi tebliğin söylediği? Sonra tebliğin devamında diyor ki ben diyor avukatlık danışmanlık hizmetini tevkifata tabi tutuyorum ama işte avukatın normal rutin faaliyetlerini tevkifat dışı bıraktım. Burada burası da net. Sonra diyor ki ikisini beraber veriyorsan diyor tek fatura ediyorsan yani fatura da ayrıştırmıyorsan diyor hepsine tevkifat uygula. Bunun başka örnekleri de var. Bir şirketten otomobil kiralıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki bana özel şoförüyle gönderin. Toplam bedel üzerinden fatura keserseniz şoförüyle beraber gönderdiğinizden dolayı 9 bölü 10 tevkifata tabi tutmak zorundasınız. İş gücü temin hizmeti kapsamında. Ancak diyor bunu diyor ayırırsan diyor sadece şoför kısmına diyor tevkifata tabi tut. Diğer kısmı ayır. Yani tebliğ burada kendisiyle çelişkiye düşüyor. Tevkifat kapsamında dahil olmadığı çok açık tebliğe yazdığı halde sadece ayrımla alakalı bir durumdan dolayı bir tevkifat tamamına tevkifat uygulamak durumundasın. Uluslararası gözetim hizmetleri gene bu hizmet bu kapsamda hizmet alanları kapsamında tevkifata tabi. Yazılı ve görsel medya takip hizmetleri bu kapsamın dışında ve üçüncü bölüm makine teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri. Gene burada muhatabımız grup 2. Bunlara verilen hizmetler. Şimdi tevkifat alanı o kadar genişledi ki artık bu grup 2'deki şirketlere
bu kapsamda, özellikle bu kapsamda hizmet veren herkes bununla ilgili bir şey karşı. Çünkü bir üniversiteye bir tabir bakım olarak yapabiliyor müşterimiz. Teşrifat da nasıl uygulanıyor? Biz müşterilerimizi istediğimiz kadar uyaralım. Şöyle oluyor genelde. KDV değerlendirmesinin düzenlenmesine birkaç gün kala atıyorum Eskişehir Anadolu Üniversitesi arıyor, diyor ki biz diyor bir kamera ediyor, sizin müşterinizi tabir ettirdik, bize fatura gönderdiler ama teşrifat kapsamında kesmemişler. Ne kadar anlatırsanız anlatın, usul bu şekilde yürüyor. Çünkü biz kayıtları muhasebe bölümünde tutuyoruz, bize mutlaka faturalar geç geliyor ve insanlara bununla ilgili hatta özel eğitim verdiğimiz halde önlerine böyle kılavuzlar koyduğumuz halde herhangi bir şekilde bununla ilgili bir şey sağlayamıyoruz. Şimdi grup 2'de sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde 5/10 oranında KDV teklifatı vardır diyor tedbirleri. Şimdi bakım ve onarım hizmetlerinden bahsederken şunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Tasmi teklifatta ya da bütün teklifatta özellikle fason tekstile çok alışığız buna. Diyor ki bu işle ilgili diyor piyasadan alıp işte yedek parça konumunda ya da işte yardımcı malzeme konumunda bu hizmet kapsamında diyor faturalandığınız ürünler varsa bunların tamamı üzerinden teklifat uygulayın. Hatta tebliğ ediyor ki eğer bu bakım onarım hizmetini diyor uyguladığınız faturada diyor işçilik yoksa, yani sadece parça değişimi yaptınız ve işçilik de koymadınız bir indirim unsuru olarak, İşçilik olmasa da teklifat uygulayın diyor. Bu hizmetlerde kullanılacak malların işi yaptıran tarafından piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi halinde kısmi teklifat zaten söz konusu değil. Yani bize diyor, bakım onarımla ilgili bir karakter bulunuyor. Bize diyor ki ben malzememi kendim getireceğim. Bunu yurt dışından ithal ettim, piyasadan satın aldım. Bakım onarım kapsamında ne malzeme istiyorsan bana söyle, ben bunu temin edeceğim. Piyasadan aldığım bu malzemelerle ilgili ben bunu bakım onarım kapsamında teklifata tabi tutmak istiyorum diyemez. Çünkü satıcı bakım onarım hizmeti vermiyor. Yedek parça istemiyor. Grup 2 şirketi İBKB'de işlem görüyor. A aranın şirketi tarafından satın alınan kamyon şasisi üzerine kasa, depo ve benzeri ilaveler yaptırmak suretiyle tadilat uygulanması halinde tadilat bedelleri üzerinden hesaplanan KDV teklifatı tabi olacaktır. Yani burada kamyon şasisi üzerine kasa eklemiş, depo eklemiş, benzeri ilaveler yapmış, bunların tamamı üzerinden teklifat uygulanır diyor. Burada önemli olan ayrım şu. Bakım ve onarım hizmeti kapsamında olması lazım. Yenileme hizmeti farklı bir işlemdir. Yani yenileme hizmetiyle bakım ve onarım hizmetlerini birbirinden net bir şekilde ayırmak zorundasınız. Şöyle bir örnek vereyim. Bir binanız var. Grup 2 kapsamında bir şirketsiniz ya da grup 2 kapsamında bir kamu kuruluşsunuz. Bu binanın dış cephesini komple yaptırıyorsunuz. Baktığınızda hani yorumlamaya kalkarsanız valla bu şey de olabilir. Bakım onarım da olabilir. Yani insan bakış açısıyla alakalı bir şey. Yenileme de olabilir. Restorasyon da olabilir. Bu bakım onarım değildir. Bu restorasyondur. Ya da geldiğiniz işte son dönemde çok yaşıyoruz. Bulunduğunuz binalarda işte yeni yasalara işte iş güvenliği ya da diğer yasalarla alakalı durumlardan dolayı diyorlar ki işte bu kullandığınız asansör sistemi uygun değil. Bunu yenilemek zorundasınız. Ne yapıyor asansör şirketi? Geliyor, o asansörü komple çıkartıyor, işte çift kabinli falan şöyle güzel asansörler gibi kuruyor. Bu bakım onarım hizmeti değildir. Bu yenileme hizmetidir. 2/10 kapsamında teklifata tabi tutulmak zorundadır. Burada ikinci bir örnek var. Otomasyonla alakalı. Bu enteresan bir örnek. Bilgisayarda işletim sistemlerinin mütevelli gücü sayıyor. Aslında doğru. İşletim sistemi olmayan bilgisayar çalışmaz. Aynı ekran gibi. Yani diyor ki bu kapsamda diyor işletim sistemiyle alakalı, bilgisayarınızın işletim sistemiyle alakalı bir hizmet alıyorsanız bu bir bakım onarım hizmetidir. Teklifata tabi tutulmak zorundadır. Ama bilgisayarın içerisindeki muhasebe programı ile ilgili bir hizmet aldıysanız bu kapsamda tabi tutulmayacak. Yani muhasebe programı ile ilgili bir
düzenleme, yeni bir düzenleme ya da başka bir şey satın aldınız. Bu kapsamda tabi tutulacak ama işletim sistemi önemli. Yani bu örneği niye biz buraya koyduk? Olayı ne kadar geniş açıdan baktıklarını ifade etmek için. Bahsettim, ısıtma soğutma sistemleri, havalandırma sistemleri, ses sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik. Bakın bunların hizmeti bu kapsamda KDV tabi tutulur. Tebliğ 3.2.1 bölümünde çok net bir şekilde ilk yapımı veya tamamen yenilenmesi 1. bölümdeki 2.10 kapsamındaki tepçipat kapsamında değerlendirmek zorundadır diyor tebliğ. Yemek servis ve organizasyon hizmetleri. Yemek servis hizmetleri grup 2 ayrımında sayılan idare kurum ve kuruluşların personel, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımını da kapsar diyor. Yemek hizmeti hazır olarak temin edildiğinde, lokantalara giderek alındığında veya tevkifattan sorumlu olan müessesenin kendi yerinde pişirilerek sunulduğunda KDV tevkifatı uygulanacaktır. Yani aşağı yukarı herkesin bir tane restoran ya da işte lokanta gibi müşterisi vardır Türkiye'de. Özellikle Doğan Hocam geçen keyifli güzel bir örnek verdi. Saat biz telefonları kapatamayız biliyorsunuz mali müşteri olarak 24 saat açık olmak zorunda. Gecenin birinde falan aradı. Doğan Hocam da gece 1'de aramışlar. Demişler ki biz burada yemek yer bir kuru fatura keseceğiz. KDV'yi ondan istediği gibi kesmek zorundaymışız. Böyle. Nasıl? Çünkü grup 2 kapsamında bir şirket o şirket ya elemanlarına ya müşterilerine bir yemek hizmeti sunuyor orada. Bu hizmetle ilgili fatura muhtemelen 1000 liranın üzerinde ve 1000 liranın üzerinde olduğundan dolayı da KDV tevkifatı kesmek zorundasın diyor bana faturayı. Doğal olarak bu hepimizin karşılaşabileceği ve KDV tevkifatının ne kadar geniş olarak uygulanabileceğine güzel bir örnek. Ve bunu diyor ki, tevkifattan sorumlu olan müessesenin kendi yerinde pişirerek sunulsa da tevkifat uygulanacaktır. Tevkifat ne zaman uygulanmayacak yemek hizmetlerinde? Biz yemek şirketine diyoruz ki, biz bunu şekeri aldık, siz gelin burada bize bir helva yapın. İşte bir de aşçı gönderin, 3 tane de eleman gönderin. Bunlar birisi yapsın, 3'ü dağıtsın. Bu yemek servis hizmetidir. İş gücü temiz mi? Konu anlaşılmışız bak şöyle bir. Zaten şüpheye düşüyorum da. İş gücü temiz hizmetidir. Yani çünkü verilen bir ham madde teslimi, ürün teslimi herhangi bir şey yok. Bütün ayrımı buna göre yapacağız. Verdiğimiz hizmet iş gücü mü? İşte yemek servis hizmeti mi? Eğer bir ürün teslimi yoksa, bir yemek teslimi yoksa herhangi bir şekilde iş gücü temin hizmetinde kapsamında tevkifata tabi tutulur. Bu kapsamda tevkifata tabi tutulmaz. Burada bir örnek var. Kültür ve Turizm Bakanı tarafından düzenlenen ödül töreninin yemeklerin hazırlanması için ünlü aşçı Selami Yılmaz'la anlaşılmış. Selami Yılmaz verdiği banka verdiği hizmet karşılığında Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 5.000 TL artı KDV fatura düzenleyecektir. Burada 5.10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Tabii biz burada yemek hizmetinin içerisinde hani sadece aşçıyla anlaşılmamış yemek hizmetine verildiğinden bahsediyoruz. Yemekler müessesenin kendi personeli tarafından hazırlanır. Yemek malzemeleri bu kapsamda kabul edilmeyen müessesenin kendi personeli tarafından hazırlanıyorsa yemek malzemelerinin alımı, yani demin bakım alanında verdiğimiz örnek, içeride bir yemek hazırlayacak aşçınız, personeliniz var, bunu dağıtacak. Sizin bordolu personeliniz bununla ilgili de yemeği hazırlayacak işte ne malzeme varsa bunu gidiyorsunuz marketten, pazardan alıyorsunuz. Bu işlem KDV tevkifatına tabi tutulmayacak. Yemek çekleri meselesi. Yemek çeklerinin bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifatı tabi tutulmaz. Bunları da herhalde güvenilir şirket olarak gördüler. Öyle varsayıyorum. Çünkü sonuçta bu da dolaylı da olsa bir yemek hizmetidir. Ancak yemek servis hizmetinin hizmeti alan idare kurum ve kuruluşun bünyesinde doğrudan yemek çekini çekilip satan firma tarafından verilmesi halinde tevkifat uygulanır. Zaten çok net. Yani yemek çeki satan firma bu hizmeti, yemek çekilerini sizin bulunduğunuz yerde size veriyorsa bu kapsamda tevkifatı tabi tutulmak zorundadır.
otel, motel, tatil köyü ve benzer konaklama tesislerinde konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servis hizmeti ile ilgili olarak teşkilat uygulaması kapsamında işler yapılır. Burada enteresan bir şey var. Diyor ki her şey dahil sisteminde hani yaptığımız eleştiriyi burada biraz hafifletmiş. Etmiş. Gittiğiniz bir otelden hizmet satın aldınız. İşte konaklama hizmeti her şey dahil kapsamında aldınız. Konaklama hizmeti diye fatura kesildi. İçinde yemek de var aslında. Ama diyor ki teşkilatı tabi tutma. Buradan onu anlıyoruz. Çünkü burada çok net bir şekilde diyor ki yemek hizmetinden ayrı olarak veriliyorsa teşkilatı tabi tutuyor. Yani tebliğ bir önceki durumda işte farklı bir şey söylüyorken işte ayrıştıramıyorsan tevkifat uygula. Ey muhasebeci, ey avukat, iki işlemi birbirinden ayrıştıramıyorsan burada tevkifat uygula diyor. Ama bir sonrakinde diyor ki otel konaklama hizmeti diyor, ayrıştıramıyorsan diyor tevkifat uygula. Grup 2'de sayılan müesseselere konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer ve benzeri hizmet alımları bu kapsamda tevkifata tabidir. Söz konusu hizmetleri veren mükelleflerin organizasyon yapılacağı yeri işletenlerden alacakları hizmet tevkifat uygulaması kapsamında değildir. Yani burada bir aracı söz konusu. Kendine ait bir yer değil. Tevkifin ilk bölümünde dedik ki belirlenmiş alıcıya yapım hizmeti veriliyorsa ve alt yükleniciye bununla ilgili bir ihale devri yapılıyorsa, iş devri yapılıyorsa tevkifata tabidir. Birinci sıradaki şeye bakarak, hizmeti veren alana bakarak. Ama burada farklı bir uygulama var. Diyor ki söz konusu hizmeti veren mükellef organizasyon yapılacağı yeri işletenlerden alacakları hizmetleri tevkifat kapsamında tabi tutmayacaktır diyor. İş gücü temin hizmetleri bölümüne geleceğiz. Yine en geniş alanlardan bir tanesi bu. Çünkü burada sıkıntı var. Yani aşağı yukarı herkesin sıkıntısı var. İlk KDV 117 dolu tebliğ yayınlandığında şöyle bir durumla karşılaştım. Yeni bir malum şahırdı bir kanalım. Dedi ki bize kestiğiniz faturaları biz size geri gönderiyoruz. Bunları teklifat kapsamında alın dedi. Yani bu örneği şunun için veriyorum. Aslında hani buna güzel bir örnek. Neden? Bizim verdiğimiz hizmet şu. Kamera kiralama hizmeti. Yani Türkiye'de ki dizilerin bir kısmına kamera kiralama hizmeti veriyoruz. Bunların genel olarak da burada şey de var. Grup 1 ve 2'ye verilen hizmetler. Buraya kadar hepsi grup 2 ile. İş gücü temin hizmeti hem KDV mükellefleri için geçerli hem belirlenmiş alıcıları için geçerli. Dediler bize bu kapsamda kestiğiniz faturayı tevkifat uygulamak zorundasınız ya da gönderdiğiniz işçilerin bedellerini ayırın. Biz size kamera kiralama hizmeti veriyoruz. Ama 3 tane de eleman göndermişsiniz diyor. Ben o 3 elemanı sizin talebiniz üzerinde göndermedim. Benim kameram o kadar değerli ki, yani bu şekilde anlatıyorum kendisine. Değeri 300 bin dolar kameranın. Ben bu kamerayı korumak için gönderiyorum onlara. Ayrım çok net. Yani senin emrin altında çalışmayacak. İş gücü temin hizmetindeki birinci şart, hizmeti alanın direktifleri doğrultusunda çalışmak. Burada benim gönderdiğim eleman sizin herhangi bir direktifiniz altında çalışmıyor. Benim kameramı koruyorsa, çünkü bir tane teknik eleman gönderiyorum, bir tane güvenlik elemanı gönderiyorum, bir tane de kamerayı taşıyacak eleman gönderiyorum. Sizin hiçbir şekilde o kamerayı taşımanıza müsaade etmiyorum ben. Bir yerden bir yere göndermenize müsaade etmiyorum. Bunu hiçbir kapsamda değerlendiremezsiniz. Ama istisnasız olarak hizmet verdiğiniz bütün şirketlerin yeni mali müşavirleri bu şekilde bizi aradılar. Sonra anlaştık. Bunun bu şekilde olduğu diye insanları ikna ettik. Ama ben aynı hizmet kapsamında kameraman hizmeti de veriyorum şirketlere. Kameraman hizmeti veriyorsam o zaman, yani çünkü burada bir çekim hizmeti vardı. Kameraman yönetmenin direktifi doğrultusunda çalışıyor. O şirkete benim adama hizmet veriyor ve benim bordolu personelim. O zaman iş gücü temin hizmeti kapsamında tevkifat vardır burada. Eğer, yine tebliğden, o tebliğin birleştirme hikayesinden yola çıkıyorum. Eğer ben bu
ayrımı yapamıyorsa, kamera kiralama hizmet bedeliyle, ters kameramanın çekim bedelini tek faturada ve tek kayıtta fatura ediyorsa, fatura bedelinin tamamına tertipat uygulamak zorundayım. Çünkü tebliğ bana avukatlık hizmetlerinde o örneği verdi. Hatta tam tevkifatla ilgili diyor ki, tam tevkifat bölümünde vardı bununla ilgili bir örnek. Bir işlem hem tam tevkifat kapsamına hem kısmi tevkifat kapsamına girerse ve bunu diyor ayrıştıramazsa tam tevkifat uygulanıyor. Yani kamu yararına yorum yapıyor. Buradaki durum da aynı bu şekilde. Eğer ben bu hizmeti, verilen personel hizmetini, kamera kiralama hizmetinden ayrıştırabiliyorsam bu sadece kamera kiralamayla alakalı KDV tevkifatı söz konusu olmayacak. Personel ile ilgili iş gücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulamak durumundayım. Burada özellikli konulardan bir tanesi de temin edilen eleman hizmet adına ücret statüsünde hizmet aktiyle bağlı olacak diyor. Yani buradaki durum şu. Güvenlik şirketisiniz. Sizden 25 tane güvenlik elemanı talep ediliyor. Ama siz baktınız. Sizin 12 tane güvenlik elemanınız var. A şirketine, A güvenlik şirketine dönüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir yere 25 tane eleman göndereceğim güvenlik hizmeti kapsamında. 13 tane elemanın eksikliği, 13 tane elemanı bana gönderir misin? Gönderiyor. Siz karşı tarafa 25 elemanla ilgili fatura keseceksiniz. Yasa diyor ki ayrıştır bunu. Tebliğ. Ayrıştır. Nasıl ayrıştır? Senin personelin. Senin bordrona kayıtlı personelle ilgili tevkifat yap. Ama diyor aracılık yaptığın personelle alakalı. A şirketinden alıp B şirketine sattığın hizmette aracılık hizmeti yaptığından dolayı tevkifat uygulama diyor. İkisi de güvenlik hizmeti. Farkı yok ama diyor ki buradaki şartlardan bir tanesi personelin hizmet aktiyle sana bağlı olması şartı var. Burada sana herhangi bir şekilde bağlı olma durumu söz konusu değil. Sen burada bir aracılık hizmeti görüyorsun ama sana kesilen faturada, sana elemanlarını veren şirket bununla ilgili KDV tevkifatı uygulamak zorunda faturada. Zaten diyor ki, ilk firmadan çalışan sana eleman gönderiliyor ya, birinci grupta. Size gönderilirken diyor, tevkifat uygula. Ama öteki firmaya gönderirken diyor, tevkifat uygulama. Bunu da şuna dayanıyor aslında. Bahsettik ya, yansıtma faturalarında KDV tevkifat uygulanmaz. Zaten yapmış olsaydı bunu, yani burada tevkifat var deseydi, o yansıtma faturalarıyla alakalı durumda ters düşmüş olacaktı. Yani kendi kendini inkar etmiş olacaktı. Gerçi kendi kendini inkar ettiği birçok konu var ama bunu düşürmüşler. Bahsettiğim konu aracılık hizmeti kapsamında değerlendirecektim. Ben tebrik şeyden biraz önce gidiyorum. Burada örneğini de vermiş. A yapımcı firması, B film ajansı. B film ajansına bordrosunda yer alan elemanlar için bir fatura düzenliyor. 9/10 tevkifata tabi. Yapımcı A, B film ajansı, C film ajansı. B film ajansı kendi personeli yetmediğinden dolayı aracılık hizmeti veriyor. C film ajansında eleman temin ediyor. A'ya kesilen faturada herhangi bir şekilde tevkifat uygulanmayacak. Ama kendisine kesilen faturada tevkifat 9/10 kapsamında uygulanmak durumunda. İnşaat firması yapmakta olduğu inşaat işinde çalıştırılmak üzere iş makinesi ihtiyacı duymuş. Şirketinden operatörüyle birlikte iş makinesi kiralamış. İşte bu araçla ilgili bir örnek vermiştim. O örneğin başka bir versiyonu. Diyor ki, bununla ilgili sevk ve idare T'de. Burada sorun yok. Bu işlem iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilir diyor. Ve fatura toplam bedel üzerinde hesaplanacak KDV F tarafından tevkifata tabi tutulur diyor. Ama diyor, işleri ayırabiliyorsa. Yani operatörün parasıyla iş makinesinin bedelini birbirinden ayrıştırıyorsan o zaman diyor sadece operatör bedeli üzerinden iş gücü temin hizmeti kapsamında fatura kes ve tevkifata tabi tut.
yapı denetim hizmetleri, tevkifatın kapsamı yapı denetim firmalarına verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmakta, su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda değerlendirilir. Şimdi tevkifat yapmakta sorumlu tutanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde bedelin kamu kurumları aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat hizmeti satın alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası düzenlenen tarafından uygulanır diyor. Kamu kurumları tarafından bizzat satın alınmayıp yapı denetim hizmetlerine ilişkin bedellerin bunlar adına açılan hesaplarla ödenmesi nedeniyle sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapmaları söz konusu değil. Bu arsa karşılığı inşaat işleri var. Yani en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Burada genelde hizmet bedeli müteahhit tarafında ödenir. Ama yapı denetim hizmetine ait fatura mevzuat gereği ruhsat sahibine geçiyor. Hepimizin karşılaştığı ve sıkıntı duyduğu bir konu. İnşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edecek burada. Yani inşaat ruhsat sahibi vergi mükellefi ise, bir işletme ise ve inşaat o işletmenin aktifine kayıtlıysa tevkifat söz konusu. Ama gerçek kişi bir mükellef değilse tevkifat zaten söz konusu olmayacak. En iyi uyguladığımız konulardan bir tanesi fason, tekstil. 96'dan beri var. Tevkifatın ilk uygulandığı alan kısmı tevkifatın. Bunun da gerekçesi hepinizin bildiği gibi maalesef tekstil sektöründeki KDV kayıp kaçağı. Tevkifat kapsamında deriden mamül eşyalarına ilişkin fason işlere dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri ve fason hizmetler bu kapsamda tevkifata tabi tutulacaktır. Burada az önce verdiğiniz örnek bununla ilgili ham madde hariç olmak üzere yardımcı malzemelerin fason bedeli üzerinde fatura edilmesi durumunda tabii ki tevkifat toplam bedel üzerinden uygulanacaktır. Fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleriyle ayakkabı, dikim işleri, söz konusu malların dikim işi, dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç bu işlerle ilgili aracılık hizmetlere girmektedir. Bakın, şu ana kadarki verdiğimiz bütün örneklerde şöyle bir ayrım var. Dedik ki, aracılık hizmeti varsa, temin mesela iş gücü düzeni dedik, aracılık hizmetine giriyor. A'dan eleman almış, B'ye vermiş. Burada tevkifat söz konusu değil. Ama fason işlerde şöyle bir şey var. Fason aracısı diye bir şey var. A firması fason müşteriye ihtiyacı var. B firmasına gidiyor. Veya B firmasına direkt ulaşma şansı yok. Araya bir aracı koyuyor. Diyor ki bana fason işleri yaptıracağım bir yerdir. Aracı da bu işten komisyon alıyor. Bu aslında net bir şekilde aracılık hizmeti. Yalnız tevkifli diyor ki bunu bu kapsamda tevkifata tabi tutmak zorundasın. Aracılık hizmeti olsa dahi. Bunda farklı bir uygulama var. Fason imalatın şartı imal edilecek mal ile ana ham madde başta olmak üzere ham maddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesi meselesi. Zaten çok iyi bildiğimiz bir konu. Siz bir fason tekstil atıyorum bir takım elbise üretilmek üzere fason olarak size geldi. Bunun kumaşını firma getirmek zorunda. Siz bununla ilgili iplik ve benzeri, düğme, bunun gibi herhangi bir şekilde yardımcı malzemeleri sunduğunuzda bu fason işleminin, yani fasonla ilgili tarafı değiştirmiyor. Ama kumaş sizin tarafından sağlanıyorsa, ham madde çünkü. Bu bir satıştır. Ve tevkifata tabi tutulmaz. Tekstil ve fason, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır. Boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat yapılmaz. İşte burada çok net. Ham madde boya. Yani bir boyama hizmeti verilecek. Burada boyayı ham madde olarak görüyor. Bir ayrım yapmış. Diyor ki eğer bunu firma sağlıyorsa, hizmeti veren firma sağlıyorsa tevkifat yapılmaz. Alba, burada bir örneğimiz var. Alba Tekstil AŞ imal etmekte olduğu yatak örtülerinin boyama işlemini Boyar İmkan şirketine yaptırmakta. Alba AŞ yatak örtülerine ait ham madde kumaşı ve kumaşı boya ve diğer kimyevi maddeleri kendisi temin etmek üzere
boyar tekstile teslim ediyor. Burada tercifat uygulanacaktır. Çok net bir şekilde fason teslimcilik söz konusu. Tekstil ve fason konfeksiyon işlerinde KDV oranı %8 olarak tespit edilmiş. Yani burada 18 mi 8 mi, burada bir hizmet mi var şeklinde bir ayrıma tabi bir durum söz konusu değil. Çünkü bunu Bakanlar Kurulu kararı çok netleştirmiş. Belki bunu yaşıyorsunuzdur. Bu neden önemli? Şu an iş gücü temin hizmeti kapsamında verilen hizmetlerle ilgili bir konuda bir kaos var. 2011 yılı sanırım hastanelerde bir fiil çalışan, aslında o hastanenin personeli olan doktorlara serbest meslek erbabı yapıyoruz. Çünkü hastaneler onları çalıştırmak istemiyorlar. Doğal olarak hepsi serbest meslek erbabıydı. 2011 yılında hastaneler şöyle bir baskı yaptılar. Hayır, şirket olacaksınız dediler. İşte Sağlık Bakanlığı'nın bir yönetmeliğine dayandılar. Ve bu doktorların hepsi şu an tek kişilik şirket haline dönüştü. Ve yaşanan kaos şu. Doktorların hastaneye şirket üzerinden verdikleri, kestikleri faturalarda KDV 8 mi olacak, 18 mi olacak? 8. 8. Bana göre 8. İdareye göre 18. Evet. Sağlık hizmetidir. Bize vergi usul kanununda ya da muhasebe sınavlarında ilk önce özür önceliği diye bir şey öğrettiler. İşlemlerin gerçek mahiyetlere esas alınır dediler. Biz de oradaki yasa metnine uygun olarak yorum yaptık. Dedik ki kardeşim bu sağlık hizmetidir. Sağlık hizmetinde KDV 8'dir. İş gücü temin hizmeti kapsamında KDV tevkifata tabi tutulabilir. Hatta bana bununla ilgili ilk 18'li bir fatura geldiğinde ben dönüp bu şirketin yeni mali müşavirine sordum, dedim ki neye göre 18 üstad dedim. Valla ben bu iş içinden çıkamadım. Dedi ki yasaya göre değil dedi, güvenlik gerekçesiyle dedi. Yani ben dedi güvenceye almak için dedi, hiç uğraşmak istemedim dedi, direkt 18 uyguladım dedi. Bununla ilgili de son dönemde bir özelge yayınlandı. Bunu hiç küçük temin hizmeti kapsamında değerlendiriyor. Burada sorun yok. Maliye ve KDV'nin %18 olarak uygulanması gerektiğine yönelik bir özelge yayınladı. Yani bundan önceki işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili şeyi bilmiyorum. Çünkü bugüne kadar hep 8 uygulandı. Aynı fason tekstil işinde, yani buradaki ayrıntının neden önemli olduğunu bunun için anlatmak istedim. Aynı şekilde fason tekstil hizmetinde bir kafa karışıklığı yaratmasın diye 2006'da tevkifatı uyguluyor, yani tevkifatla ilgili tebliği çıkartıyor. Hemen 2007'de fason tekstil ile ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla %8 olarak belirleme yapıyor. Hastane, yani sağlık hizmetlerinde böyle bir belirlemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü özünde bu sağlık hizmeti teslimidir ve KDV tevkifatı yapılmış olsa dahi %8 olarak uygulanmalıdır. Çünkü özelliği bulabilirseniz, şimdi aklıma geldiği için söylüyorum, keşke buraya almış olsaydım. Özelliği bulabilirseniz, özelgede şöyle diyor, aynı hizmeti diyor, serbest meslek makbuzuyla verirseniz diyor, o zaman diyor 8'dir diyor. Yani aynı işlem, birisi serbest meslek erbabı, bir tanesi şirket, evet, ticari kapsamda değerlendiriyor. Doktoru iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendiriyor. Ama başka bir problem daha var. Tebliğe aykırı. Diyor ki tebliğ, buradaki sizin diyor iş gücü temin hizmeti kapsamında gönderdiğiniz personelin size hizmet hakkıyla bağlı olması gerekir diyor. Burası zaten tek kişi bir şirket. O bize hizmet hakkıyla falan bağlı değil. Şirketin sahibi her şeyi. Zaten yasa gereği şirket sahibi olmuş. Yoksa kimsenin şirket olmak gibi derdi yok. Buradaki, yani buradaki vurguyu o yüzden yapmak istedim. Hem de böyle bir sıkıntı var. En azından böyle bir uygulama yapıyorsanız KDV'nin %18 olmasıyla ilgili şu an net bir şekilde bir uygulama söz konusu. Bundan önceki dönemlerle ilgili ne olacak onu bilemiyoruz tabii. Boyar tekstilde aynı örnek, tek farkı şu. Kendi malzemelerini kullanarak, yani boyar tekstilde kendi malzemelerini kullanarak baskı boyama işlemi gerçekleştiriyor. Burada KDV tevkifatı uygulanmaz. Yapılan işlem 117 nolu tebliğe göre fason hizmet olarak kabul edilmediğinden genel oranda %18 KDV'ye tabidir ayrıca boyama hizmeti. Fason
Fason iş yapanların başkalarına fason iş yaptırmaları her iki fason iş bakımından tevkifat uygulamasını engel değildir. Yani siz bir fason hizmet aldınız, bunun sizin kapasiteniz ya da zamanınız yetmedi ya da herhangi bir şekilde atölyenizde bir sıkıntı oldu, işlemi yetiştiremiyorsunuz, üçüncü bir kişiye fason olarak veriyorsunuz. İkisinde de tevkifat silsile yoluyla söz konusu. Aracılık hizmetinden bahsettim. Aracılık hizmeti fason tekstil teslimi, tekstil ürünleri teslimi kapsamında katkı değer vergisine tabi ve tevkifata tabi. Turistik mağazalara verilen müşteri bulma ve götürme hizmetleri. İstanbul'da var mı çok bilmiyorum ama özellikle tatil yörelerinde çok yoğun. Hani bizim bir türlü anlayamadığımız bir her şey dahil sistemi vardır. Yani biz Türkiye'den gittiğimizde 100 liraya kaldığımız otelde yabancı 30 liraya kalırlar. Onu bir türlü anlamayız. Hatta bununla ilgili biz her şeyi aşarız ya. Yurt dışındaki akrabalarımıza şey yaptırırız böyle. Rezervasyon yaptırırız. Otellerle gider liste alırız. Yani. Böyle bir uygulama var. İşte o bedeli buradan karşılıyorlar. Oteller genelde müşterilerini toplu olarak otobüslere bindiriyorlar ve turistik mağazalara, restoranlara, alışveriş merkezlerine yönlendiriyorlar. Ve turist rehberleri de o personel turistlerin peşinde gidiyor. Onları takip ediyor. Kaç para ve oranlar da yüksek. Ne kadar alışveriş yaptı? 1.000 lira. Hemen yazıyor. 1.000 lira alışveriş yaptı. A şirketinden yaptı. B şirketinden yaptı. Bunun da %30, %40, %50 komisyonları var. Getiriyor bunu otele veriyor. Diyor ki ben bunları tespit ettim diyor. Bu alışverişten yapıldı. Bununla ilgili firmaya bir fatura düzenleyeceğiz. Bu kapsamda veriliyor. Ve tevkifata tabi. İstanbul'da var mıdır bilemiyorum ama kısmen hani belki uygulanıyordur. Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler var. Profesyonel spor kulüpleri, şirketleşenler dahil sponsorluk yoluyla veya reklam almak, reklam alanlarının paralarının kiralanması dahil süreleri reklam gelirleri, spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri, toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı geliri elde etmektedirler. Spor kulüplerinin genel oranda KDV tabi olan bu gelirlerde konu işlemlerine ilgili hesaplanan KDV'nin 9/10'u işlerin muhatapları, reklam hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, isim hakkını kullananlar tarafından tevkifata tabi tutulur. Örnek, Hazır Giyim AŞ şirketin reklamını futbolcuların formalarında yapılması amacıyla Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden Z Spor Kulübü'ne hem de faaliyet gösterdiği ilin mahallindeki bir amatör kulübe veriyor. Şimdi burada iki tane işlem var. Reklam verme hizmeti ama bir tanesi amatör spor kulübüne, bir tanesi profesyonel spor kulübüne. Profesyonel spor kulüplerinin genel iktisadi işletmeleri var. Ve reklam alma verme hizmetlerini burada yürütüyorlar. Burada reklam hizmetini veren profesyonel spor şirketi. Alan işte Hazır Giyip AŞ. Burada 9/10 oranında kısmi tevkifat söz konusudur. Gene söyledim, bir daha tekrarlıyorum. Profesyonel spor kulüpleri belirlenmiş şüpheli olduğundan dolayı belirlenmiş alıcılar kapsamında İMKB'de işlenmiş görseler dahi 9/10 kapsamında tevkifata tabi tutulurlar. Ancak amatör spor kulüpleri genelde iktisadi işletmeleri yok. Vergi mükellefleridir. Vergi mükellefi değillerdir. Bunlar tam tevkifata tabi tutulmak durumunda. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri tevkifat oranı 7/10 grup 1 ve 2'ye veriliyor. Biz burada başlığı okuyunca sanki temizlik ve çevre bakım böyle çok dar bir alanmış gibi gördük ama tebliğe bir başlamışlar. Böcek temizleme, haşere temizleme, halı yıkama. Aklınıza ne geliyor? Halı yıkama. Yani temizlik anlamında benim aklıma çok fazla bir şey gelmiyor ama bayanları daha fazla geliyor muhtemelen. Temizlik anlamında aklınıza ne geliyorsa tevkifata tabi. Bu kapsamda. Özellikle hızlı geçmeye çalışıyorum. Bir soru cevaba
şey kalsın, zaman kalsın. Bir de KDV iadesiyle alakalı çok fazla talep geliyor. KDV iadesini Doğan Hocam anlatacak. Burada enteresan bir örnek var. Bunu özel olarak belirteyim. Özel araçlarla tıbbi ve tehlikeli atıkların toplanması, özel topolarda depolanması ve imhası da bu kapsamda diyor. Yani sadece temizlikten bahsetmiyor. Özel araç var, tıbbi ve tehlikeli atık topluyor. Bunu özel depolarda depoluyor. Bunların hepsi bu kapsamda teşrifata dahil. Malzemesiz verilen temizlik hizmeti. Az önce ben bunu şeyde örneğini vermiştim. Tekrar vurgulamakta fayda var. Bir temizlik hizmeti malzemesiz olarak veriliyorsa, yani sizden hizmeti talep eden, bana sadece temizlik elemanını gönder diyorsa, bütün malzemeler bende diyorsa, bu 9/10 oranında iş gücü temiz hizmeti kapsamında teklifata tabi tutulacaktır. Vergi usul kanununa göre işlemin ana esas mahiyet konusu dikkate alınmalıdır. Servis taşımacılığı hizmeti. Burada personel gene grup 1 ve 2'deki şirketler giriyor. 5/10 oranında KDV'ye tabi, KDV teklifatına tabi. Bu bölüm kapsamında personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ithal ettikleri servis hizmetleri ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmet alanına giriyor. Yani burada hem diyor ki, her servis hizmeti diyor ki teklifata tabi değil. Yani bir şirket personeli bir gün İstanbul'u gezdirmek istiyor. Bana A şirketinden, turizm şirketinden bir günlüğüne bir otobüs kiralıyor. Bana diyor ki İstanbul'u gezdir. Bu bölüm kapsamında tek falan tabi tutulacak. Bir de gene aynı iş gücü temin hizmetindeki gibi bir ayrıntı var burada. Diyor ki araç aracılık vasfıyla, yani A şirketinden B şirketine, B şirketinden C şirketine kiralanıyorsa servis hizmeti. Sadece birinci aşamada teklifat uygulanacak, ikinci aşamada verilen hizmete teklifat uygulanmayacak. Yani aracılık hizmeti kapsamına giriyorsa herhangi bir şekilde teklifata tabi değil. Servis hizmetinin personel veya öğrencilerin kendi aralarında anlaşmak suretiyle o doğrudan taşımacıyla sözleşme yapılması zaten karşı taraf vergi mükellefi değil. Bunu örneğini vermiş. Vergi mükellefi olmayan birine veriyorsanız teklifat kapsamına alınmayacaktır. Her türlü baskı ve basım hizmetleri. Burada yine belirlenmiş alıcı grup 2 şirketleri 5/10 oranında teklifata tabi tutuluyor. Sorumlu tayin edenlere işte ihale karşılığı verilen kitaptan sütübeli ve baskı olabilir. Bunlarla ilgili her türlü teslimler teklifata tabi tutuluyor. Burada bir tane fark var. Bugüne kadar dedik ki ana ham madde eğer hizmeti ana tarafından sağlanmazsa, yani hizmeti veren işte takım elbisenin kumaşı hizmeti veren tarafından sağlanıyor. Bu patron hizmete girmez. Teklifata tabi diye bir ifade kullanıyor. Burada farklı bir uygulama var. Burada diyor ki üretimde kullandığınız kağıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi beni ilgilendirmiyor diyor. Toplam üzerinden teklifat yolları. Yani fasonla ilgili diyor, bugüne kadar anlattıklarımızı unutun, burada başka bir uygulama var diyor. Buradaki uygulamada diyor, ham maddenin kim tarafından sağlandığı benim çok umurumda değil diyor. Burada önemli olan diyor, baskı basım hizmetinin olması ve bu hizmet teklifata tabi tutulmak zorunda. Söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alanında teklifat uygulanmaz diyor. Yani bununla ilgili sanırım bir örneği koymuş olmamız lazım. Şöyle bir örnek verilebilir. Milli Tebliğ'de de var. Milli Eğitim Bakanlığı piyasada hazır bulunan bir yardımcı kitabı dönem ortasında kullanmaya karar verdi. Bunu piyasadan alım yoluyla, doğrudan alım yoluyla alırsa bunda teklifat yok. Kitap hazır hale satılıyor. Ama ertesi sene bunu sürekli kullanmaya karar verdi. Ertesi sene döndü dedi ki kitabın yayıncısına, ben bu kitabı istiyorum. Bana 5000 tane basın. Bakın işlem aynı işlem. Hiçbir farkı yok.
Birincisinde kitabı hazır piyasadan satın alıyor. İkincisi de diyor ki bana bu kitaptan 5000 tane bas gönder. Hazır halde bile olabilir firmanın bünyesinde. Bu tevkifata tabi. Çünkü diyor ki burada baskı basım hizmeti var. Ve doğal olarak tevkifata tabi tutulmak zorunda. Bir de gene tebliğe ilk maddesine aykırı bir durum. Tebliğ dedi ki ben kısmi tevkifat uygulanacak hizmetleri ve teslimleri yazdım. Tebliğin içerisinde var. Bunların dışındaki herhangi bir şekilde tevkifat uygulanma durumu söz konusu değil dedi. Ama tebliğin son bölümünde diyor ki KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı cetvelde yer alan firmalara verilen her türlü hizmet. Hizmetin önemi yok. Yani aklınıza ne geliyorsa hepsi 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Ama burada 5/10 derken hepsi değil. Ben diyor yazdıklarım kendi oranlara dahil bir tevkifata tabi. O yazdıklarımın dışında bir şey çıkarsa, başka bir hizmet söz konusu olursa, o zaman diyor onu 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. İkinci bölümümüz kısmi tevkifatla ilgili teslimler. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi. Mülkiyet devri. Burada en çok kullandığımız iki alan var. Birincisi külçe metal teslimleri. Dediğim gibi hani saatinizde uygun mu o zaman hocam bilmiyorum. Saat çok böyle derinlemesine girmeden. Çünkü çok fazla ayrıntı yazmışlar ama ana hatlarıyla değerlendireceğiz. Hurda metal dışındakilerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler tarafından yapılan teslimlerine tevkifat uygulanmaz. Bu safhadan sonraki el değiştirmelerin tamamında tevkifat uygulanır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticiler tarafından teslimlerine de tevkifat uygulanır. Şimdi çok net. Diyor ki külçe metal teslimleri diyor ithalatçı ilk elde KDV gümrükte ödedi teslimat yapıyor. Buradan bir tevkifat söz konusu değil. İthalatçı ilk elde. Ama bundan sonraki her teslim tevkifata tabi. Buradaki problem teslim edilen mal doğrudan ithalat yolunda temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır diyor. Faturanın üzerine yaz. Altına da diyor gümrük beyannamesi ve alış faturası ile ilgili bilgi yaz. Çok zor bir şey. Özellikle bu 11 C'ye göre yani KDV unuttuk. Oluyor değil mi? Bu sorunu çok heyecanlanıyorum ben. İhraç kaydıyla teslimlerde çok yaşadığımız bir sorundur bu. Veririz ihraç kaydıyla malı. Ama karşı taraf bunu gümrük beyannamesine yazdırmayı unutur. Ondan sonra çık çıkabilirsen işin içinden. Ya da biz ona 10 tane teslim etmiştik, o 20 tane yazmıştır. Yok yeminli mali müşavir raporu, yok inceleme raporu falan filan derken işinden çıkılmaz hale gelir. Burada da böyle bir durum söz konusu. Hangi faturayı nasıl takip edeceksiniz? Çünkü tek tek yaz diyor. Peki ben 5 tane ayrı gümrük beyannamesi ve faturayla alakalı bilgi yazmak zorundaysam o faturanın üzerine hepsini yaz diyor. Ben bunu göreceğim. Yani iş öyle bir noktaya geliyor ki tevkifat uygulayın daha iyi gibi bir zorlamaya gidiyor işte. İkinci bölümde cevherden yapılan üretimlerde düzenlenecek faturada. Bu daha kolay nispeten. Teslim edilen mal ve mal firmanıza cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır diye yazacaksınız diyor. İlk imalat tevkifat uygulanmayacak ama ondan sonraki her teslim tevkifata tabi tutulmak zorunda. Ürünleri tek tek saymayacağım. Burada hurda ve atık teslimiyle ilgili bir durum söz konusu. Biliyorsunuz hurda teslimleri 17.4G kapsamında KDV'den müstesna tutulmuş. Ancak bu malların teslimiyle ilgili olarak aynı kanun 18.1 maddesine göre istisnadan vazgeçme hakkınız da söz konusu. Ama genelde istisna uygulamasını herkes yer alıyor. İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik,
Lastik, kauçuk, kağıt, cam kurdaya atıkların tesliminde grup 1 ve grup 2'ye yer alan alıcılar tarafından 5 bölü 10 oranında KDV teşvikatı uygulanmalıdır diyor. Önemli bir konu, itfa süresi dolmuş amortismana tabi iktisadi kıymetler. Burada yeter satış olarak kabul edilir mi? Vergi idaresi tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olmayacak, olamayacak eşyaların burada vatık olarak dikkate alınacağını kabul etmiş. Ama hani tamir ve bakımdan sonra bunu kullanıp kullanılmayacağına kim karar verecek? Eğer bu ürün burada vasfını kazanmış ürün önemli bir tutar içeriyorsa vergi dairesinden takdir komisyonu talep etmekte fayda var. Çünkü bununla ilgili ileride doğabilecek itilaflarda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama takdir edersiniz ki takdir komisyonu maliyetli bir şey. Yani 200 liralık, 300 liralık, 500 liralık işlemler için takdir komisyonundan üye istenmesine gerek yok. Bununla ilgili şirket içerisinde nasıl bir şey yapabilirsiniz? Konunun uzmanı olan, şirketten olan, şirketin sahibi en az 3 kişi bir tutanak tutulur. Bunun burada vasfında olduğu ve bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğiyle alakalı bir uygulama yapılabilir. Çünkü yanlış bilmiyorsam 2000 lira, 3000 lira civarında bir para talep ediliyor takdir komisyonlarından. Doğal olarak bu maliyetli bir iş. Tabii tabii yani burada mesela çünkü özü şu, araç olmuş başka bir şey olmuş diyor ki tamir edildikten sonra tekrar kullanımı mümkün olmayan. Aslında araçların tamir edildikten sonra aynı amaçla tekrar kullanımı mümkün ama yasa gereği zaten yapıyor. Bunu yasa gereği yaptığı için siz yasaya dayanıyorsunuz. Aslında o araç hala 1909 olarak 40 model arabalar var, insanlar bunları kullanıyorlar yani. Ama yasa buna cevaz veriyor, belli bir süre koymuş. Siz de yasaya dayanarak bunun teslimi, zaten evvelsiz bir kanuna göre burada teslimidir ve doğal olarak KDV'den muaftır. Metal, plastik, kauçuk, kağıt ve cam burada atıklarından teslim edilen, elde edilen ham maddelerin teslimi. Peki faturanın 9 bölü 10, alıcılara bir grup 1 ve grup 2. Yani metal ve plastik ve benzeri hurdalardan hurdalara ilişkin teslimler KDV'den muafken bunlardan elde edilen yani yeniden ham madde haline dönüştürülmüş teslimler 18-118 oranında KDV'ye tabidir ve 109 bölü 10 oranında KDV teşvikatı uygulanacaktır. Çünkü burada da şey söz konusu her halükarda bir ürün teslimi söz konusu olsa da girdisi KDV'siz, çıktısı %18 KDV, 9 bölü 10 oranında KDV teşvikatı yapılması normal bir uygulamadır. Pamuk, tiftik ve yün yapağı ile ham, post ve deri teslimleri 9 bölü 10 oranında KDV teşvikatına tabi. Grup 1 ve grup 2 şirketleri, kurumları uygulayacak. Yani hem KDV mükellefleri hem belirlenmiş alıcılar. Bunlarla ilgili böyle çok uzun uzun detaylar, ayrımlar yapmış tebliğ. Okurken böyle defalarca okumak zorunda kalıyorsunuz. Acaba benim verdiğim ürün KDV teşkifatına giriyor mu, girmiyor mu? Ağaç ve orman ürünleri teslimi teşkifat oranı 5 bölü 10. Yine grup 1 ve 2 kapsamında teşkifat tabi. Ama işte diyorum çok enteresan örnekler vermiş. Tomruk, odun, kereste, kırkıntı, atık ve benzeri mahiyetinde olmayan mobilya teslimleri teşkifat kapsamında değildir diyor. Buradan sonrası Doğan Hocam'a ait. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir 10 dakika aramız sonra devam ediyoruz.
Asıl turiste diyor. Şimdi yani onu şöyle değerlendiriyorsun, havaalanı mı oluyor? Güzelce belli. Hani şekli ekipat uygulatın. Ekipat uygulatın yani. Olmayacak. Aslında öz itibariyle turiste kesiyor. Parasını da veren turiste ama otele bu faturadan faydalanmak için kendine kestiriyor faturayı. İşin öz itibariyle. Yani otel anlaşmış olsaydı mesela diyecekti ki kardeşim benim bir ay boyunca havaalanına gelen müşteri alıp getireceksin oraya. Kişi başına işte atıyorum 20 lira, 30 lira, 50 lira neyse. O zaman tekifat etrafı olacak.